sevenler, Bursa'da bugün ikinci günümüz ve ikinci günden herkese merhabalar. Yine size çok güzel bir program hazırladık. Başlıyoruz. Sevgili izleyenler, Tarihi Kayhan Çarşısı'ndayız. Burası Bursa'nın en eski çarşılarından bir tanesi ve şu anda genelde pideli köftecilerin bulunduğu yer. Ancak size çok güzel bir yeri tanıtacağım. Daha geçen seneye kadar köhne atıl durumdaydı. Ancak Büyükşehir Belediyesi buraya el attı ve restorasyon çalışmasının ardından tarihi Eskişehir Hanı güzel bir işletmeye çevirdi ve turizm açtı. Hadi oranın hikayesini dinleyelim. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Eskişehir Han işletme sahibi Giray Ozan. Giray Bey, şimdi biz daha önce de geldik, Bursa'da çekim yaptık. O zaman bu çarşıyı gezdiğimde burası köhne, eski, atıl durumda bir yerdi. Şimdi bu baktığımızda gerçekten mükemmel bir yere dönmüş. Eskişehir Han 1517 yılında Davutpaşa tarafından yapılan kervansaray ve hanlar mimarisine yapılan bir işletmeydi. Tarihin akışı içerisinde çeşitli değişikliklere uğramış. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon yapılan mimari tarihi değerlerden bir tanesidir. Burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altıntepe'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Bina 1517 yılından bugünümüze kadar çok değişikliklere uğramış ve son şekline de butik otel olarak işletmeye açılmıştır. Şimdi baktık gerçekten hemen bütün tarihi hamamların, yapıların içinde olduğu Tarihi Kayhan Çarşısı'ndayız. Burası da çok güzel kazandırılmış. Peki buraya gelenlerin tepkisi nasıl oluyor? Bu eser aynı zamanda şu anda UNESCO'nun da mimar eserler arasında bulunmaktadır. UNESCO'da da tescillendi artık. Tabii UNESCO'nun tescilli listesindedir. Peki ilgi nasıl bu hana? Han ve özellikle otel bölgemizde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte. Hanlar bölgesi Bursa'nın önemli merkezlerinden bir tanesi. Turistlerin de akışı içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda bu Uru Camii'ye yakın olmamız, Yeşil Türbesi ve Emir Sultan Hazretleri'nin türbesine yakın olmamız bizi tercih edilenler arasında sokmaktadır. Şimdi gerçekten ben böyle tarihi yerlere bayılıyorum. Gittiğimiz her yerde de özellikle restore edilmiş tarihi yerlerde çekimler yapmayı çok seviyorum. Ben çok mutlu oldum. Geçen geldiğimde çok üzülmüştüm bu atıl durumda olmasına. Restorasyonu bitti ve bunu da turizme kazandırılması gerçekten Bursa için önemli bir değerdir. Böyle tarihi bir hanın şu anda restorasyonun bitmesi çok da keyifli olmuş. Peki bulunduğumuz bölgede ne var? Bu şu anda herhalde avlu bölümündeyiz. Bu havlu bölgesindeyiz. Üst katlarımızı otel olarak kullanılmakta, butik otel olarak kullanılmakta. Binanın alt bölümünde bulunan dükkanlar dış cepheye bakım, ona da işletmeye açılmış durumdadır. Bölgenin otel konseptine uygun olarak işletmeler yapılmakta. Otel bahçesinin bir bölümü canlı olan bölümde kahvaltı salonumuz, diğer odalarımızda da toplantı salonumuz mevcuttur. Yani buraya gelen özel toplantılarında burada bir şekilde bu tarihi atmosferde de yapabiliyorlar. Şirket toplantılarını ve dernek toplantılarına da ev sahipliği yapmaktayız. Gerçekten çok güzel. Biraz gezelim mi? Tabii, buyurun. Haydi gezelim. Sevgili izleyenler, şimdi siz hep dış cephesini ve içinin yeni halini gördünüz ama
benim ne demek istediğimi bu fotoğraflar anlatacak. Bakın eskiden nasıl atıl durumdaydı, ne kadar köhne bir durumdaydı. İşte bu şu anki haline geldi. Bu dış cephesi. Giray amca diğerleri... Binanın çevre planlaması. Eski çevre düzenimi. Dışı eskiden böyleydi. Teker binası, yıkılan bir. Şu anda Kayhan Meydanı'nın bulunduğu bölge burası. Orası. Otelimizin dış cephesi de şurası. Gerçekten çok kötü durumdaymış. Bakın otelin girişi şu anda ne durumda? Hemen. Ve burası da otelin eski iç tarafı. Şu anda az önce konuştuğumuz bahçe. İşte bu da yine tekrar içinden bir manzara. Gerçekten perişan bir durumdayken şu an harika bir tesis olmuş. Yapanın da, yaptıranın da, işletenin de gerçekten yüreğine, emeğine sağlık. Çok teşekkürler Gray amcacığım. Tamam. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. Tophane'den şehre doğru giderken işte bu surları görüyorsunuz. Tarihi Bursa Kalesi'nin geriye kalan surları 14. yüzyıla ait ve arkamdaki kapı gibi tam 5 kapı daha var. Ancak bu kapı en önemli olan kapı çünkü bu kapı saltanat kapısı. Yani padişah bu kapıyı kullanıyormuş. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda gezerken çok sayıda bıçakçı da gördük. Biliyorsunuz ki Bursa'nın çakıları ve eski kılıçları çok meşhurdur. Öyle ki Osmanlı zamanında bile Yeniçerilerin kılıçların çoğu Bursa'da yapılırmış. Peki neden bu kadar önemli çakı Bursa'da? Hadi içeriye girip öğrenelim. Hoşçakalın ustacığım, kolay gelsin. Oğlum, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler olsun, sizler nasılsınız? Şöyle yanaşın bana doğru biraz. Evet. Sizi tanıyalım. Bekir Sıtkı Davran. Bekir hocam, şimdi biz böyle çarşıyı gezerken bir sürü bıçakçı bulduk burada ya. Her yerde bıçak satılıyor. Evet. Bu burada mı, Bursa'da bıçaklar genelde burada mı satılır? Bıçakçı çarşısı olarak burası ve bir çarşımız daha var. Genelde ikisinde satılır. Şimdi ben hep duyardım eskiden böyle Bursa'nın çakısı çok meşhurdur. İşte Osmanlı zamanında kılıçlar hep Bursa'da yapıldı. Bu Bursa'nın çakısının veya kılıcının burada yapılmasının bir önemi nedeni ne? Balkan göçmenleri zamanında bıçakçılığa merak salmışlar ve yaklaşık 100-150 senedir Bursa bıçakçılığı ciddi bir ilerleme kaydetmiş onların sayesinde. Yani işin aslı gelen göçmenlerin bıçakçılık yapması mı? Evet, evet. Peki, oradan başlandığını söyleniyor. Peki evet. Niye bu kadar, yani mesela bir sürü yerde ben bıçak falan gördüm ama niye Bursa'nınki bir daha önemli veya daha kaliteli diye bakılıyor? Merak diyeyim. Daha özenli çalışılmış ve komplike çalışma olmuş. Hepsi birbirine bağlantılı olarak iş ilerlemiş Bursa'da. Şimdi şurada çeşit çeşit çakılar var. Bu arada hemen şunu da belirtelim. Çakı üretimi yasak değil ama yasak olan veya kullanılması, taşıması yasak olan bıçaklar da var. Evet. Onlar hangileri ustam daha çok? Onlar kan oluklu denilen, Bursa bıçakçılığının tanıtılan bıçaklar aslında. Kan oluklu şeyler mi, bıçaklar mı aslında? Kan oluklu bıçaklar ve düğmeli çakı denilen sustalı çakılar yasak. Şu anki kama hançer yasak. Kama, hançer, pala... Evet. Mınçıka değil evet, mi? Evet. Onlar muşka, hepsi muşka. Onların hepsi yasak. Ancak böyle elma soymak için taşıyabileceğiniz, özellikle dedelerimizin böyle ceplerinde gördüğünüz bu çakılar, hani elma, armut, portakal soymak için üretilen bu çakılar yasak değil, değil mi? Değil. Artık Bursa'da yavaş yavaş bu çakıya döndü o nedenle evet, herhalde. Doğrudur, doğrudur. Şimdi
Çakıların tabii ki sadece meyve soymak için kullanmak en doğrusu. Ancak ustalar bir başka düşünüyor, bir başka bakıyor hayata. Bakın şimdi elimde bir Bursa çakısı var değil mi? Bu çakı değil herhalde. Bu ne bu? Süs olarak, vitrin süsü olarak yapılmış bir sanatsal bir şeydi aslında. Bu boynuz ne boynuzu acaba? Bu geyik boynuzunun bir parçası. Geyik boynuzunun bir parçası, bakın ne güzel bir süs eşyası. Aşağı yukarıda bayağı pahalıdır bu yalnız. Bunun fiyatı yaklaşık 500 lira civarında. 500 lira civarında. Burada da çeşit çeşit yine farklı boynuzlardan çok güzel çakılar yapılmış, süs eşyaları, bıçaklar yapılmış. Aynı zamanda şurada bir kılıç var. Evet. Nedir hocam bu kılıcın özelliği? Bir 1600'lü yıllarda Bursa'da yapılmış özel bir kılıç. Araştırmalarımıza göre Yeniçeriler tarafından, Yeniçeri ağası tarafından kullanılmış bir kılıç. Şöyle alalım biz de böyle bir tarihe gerçekten bir... Allah! Çok da hafifmiş ya bu. Evet. Hani hep ağır falan derler ya. Bu kalınlığa rağmen bu hafifliğin sebebi işte kan oluğu ve dövme olması. Kan oluğu dediğiniz şu oluk evet. Oluyor değil mi? Şurası. Evet. Şurası kan oluğu. Evet, malzemeyi orada azaltıp daha hafif olmasını sağlamışlar. Gerçekten çok hafif. Umut şöyle neyse şurada bunu böyle yerine koyayım ben. Bursa deyince Bursa kebabı gelir akıllara. Onun için de böyle çok güzel bir döner bıçağımız var. Döner bıçakları da yine Bursa'da yapılıyor. Onu da belirtelim. Tabii bu döner bıçağını görünce şimdi dedik ya elma soymak. Dedelerimiz genelde elma soymak için çakı taşırlar. Bununla ilgili bir anı anlatayım ben size. Bir olay daha doğrusu. Fenerbahçe-Diyarbakır maçında polis tabii stadın girişinde arama yapıyor. Diyarbakırlı bir tarafların üzerinden böyle bir tane döner bıçağı çıkıyor. Ne yapıyorsun sen diyor, bununla diyor stada mı giriyorsun, manyak mı sen diyor. Dönüyor, elma da mı soymayak? İşte o elmanın soyulduğu bu döner bıçağı. Demek ki Diyarbakır'da elmalar çakıyla değil döner bıçağıyla kesiliyormuş. Böyle bir güzel bir fıkra var belki. Yani fıkradır bu büyük bir ihtimal. Böyle anlatılmıştı, aklıma geldi şimdi. Siz olun döner bıçağı, elmayı döner bıçağıyla kesmeyin. Kesmeyin. Ne güzel Bursa çakılarımız var. Elmalarınızı, armutlarınızı, portakallarınızı çakılarla, Bursa çakısıyla kesin. Zaten taşıması da yasak değil. İşte halis mulis el yapımı bir Bursa çakısı değil mi efendim? Evet. Manda boynuzundan dövme el işçiliği. Dövme el işçiliği çok güzel bir çakı. Eğer Bursa'ya gelirseniz bu güzel el yapımı çakılardan da alabilirsiniz. Efendim çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olun, diyorum. Kolay gelsin. Efendim merhabalar. Merhabayın. Sizi tanıyalım. Adım Vedat. Vedat Bey, kaç yıldır bıçakçılık yapıyorsunuz? Bizim baba mesleği bu. Çocukluğumuzdan beri bu bıçakçılığın içindeyiz. Çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Bıçak yapıyorsunuz. Peki Bursa'nın neyi meşhurdur efendim? Bursa'nın neyi meşhurdur? Bursa'nın kestane şekeri meşhurdur. Bursa'nın kebabı meşhurdur. Bursa'nın bıçağı meşhurdur. Zaten bıçakçıyız diyorsun. Evet, en meşhur da çakımız var diyorsun. Çakımız, ne yapıyorsun elinde satırla? Bak korktun mu Allah satır? Satır getirmişler bilenmesi için. Onları biliyoruz. Ne güzel. O zaman kolay gelsin. Bilenmesi mi gerekiyor bunun? Tabii. Birazcık bunlar, körermiş evet. Evet. Bilenmesi gerekiyor. Zaman, kolay gelsin size. Çok sağ olun. Teşekkür görüşürüz. Ediyorum. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Lokman bizim şehirde, Lokman Bıçakçılar Çarşısı'nda. Amcacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler. Allah razı olsun, sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben Mehmet Nuri Helvacı. Ne güzel. Soy isimden helvacıyım. Soy isimden helvacı, aynı helvacı. Zamanda helvacıyım diyorsun. Helvacıyım, evet. Kaç yıldır helva yapıyorsunuz? 70 yıldır yapıyorum. 70 yıldır. Evet. Çok güzel eski bir, bir yer burası. Bir yerdir burası. Kaç yıllık? 185 yıllık. 185 yıllık bir dükkan. Evet. Peki hep helva üzerine yapılmış bir yer. Oh ne güzel. Evet. Tarihi Kayhan Çarşısı'ndayız. Buranın da en eski esnafıymışsınız. Evet, çok eskiyim. 70 senedir buradayım. Peki neler gördünüz buralarda? Neler vardı? Eskiden bu tarihi Kayhan nasıl bir yerdi? Birazcık bahsedebilir misiniz bize? Kayhan Çarşısı
bir nevi bir okul gibiydi. Bütün sanatkarlar buradan yetişirdi. Bütün sanatkarlar vardı. Neler vardı mesela? Mesela semerciler vardı. O koşumcular vardı. Araba zamanı yani at arabası kullanıldığı zamanlar. Hep onlar vardı. Bıçakçılar sonradan mı geldi? Bıçakçılar sonradan geldi. Şimdi de zaten pideli köfte yeri gibi olmuş burası. O da sonradan oldu. Peki. Yoksa bütün imalathaneler, tamirhaneler hep buradaydı. Zaten eski Bursa burası. Eski Bursa'ydı, evet. Peki şimdi işler nasıl gidiyor? İşler iyi hamdolsun oluyor. Bizim mevsimlik işimiz. Kışın daha iyi oluyor. Yazın daha mı çok gidiyor? Tabii. Bir de Ramazanları değil mi? Ramazanları Ramazan helvası yapıyoruz. Özel Bursa'ya mahsus Ramazan helvası var. Onu yapıyoruz. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Tahin pekmez satıyoruz. Güç verir, kuvvet verir diyorsun. Enerji, sabah. Enerji kaynağı. Tabii sabah tahin pekmezi beraber karıştır ye. Ondan sonra canavar gibi değil mi? Evet. Bir de evet, tok tutar. Evet tabii. Mesela tahin mideye çok iyi gelen bir şey. Mide sancıları çekenler için alıyorlar. Gelip alıyorlar değil mi? Tabii. Vallahi amcacığım ne güzel. Yaşayan bir tarihin içindeyiz şu anda. 185 yıllık bir dükkan. Amcam vallahi 70 da. Yıllık tahinci. Ayrıca soy ismi de helvacı. Daha ne olsun. Tabii. Çok teşekkürler. Hayırlı işler diliyorum efendim. Olsun. Çok sağ olun. Verin o mübarek elinizi öpeyim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İzleyenler bakın daha yeni çıkmış helvamız tepside kocaman. Abim kesecek. Lokman dedi sen bir genç gurme olarak tadına bak nasıl olmuş helva. Dedim soy ismi helvacı olan bir insanın helvası kötü olur mu? Ama illa bakacağız dediler. Şöyle bir inceden ben tadına bakayım. Oh oh oh. Şimdi tabii ben bir yer biri bakar kıyamet bundan kopar. Umut'cum önce senin buyur. Bunu Muhsin'e çok ihtiyacı olduğunu anladınız galiba kocaman. Şöyle Muhsin'cim buyur. Bu da senin. Çok küçük. Ben de şöyle bir tadına bakayım. Helva. Helva. Hiç harika. Katkısız, hiç katkısız. Hiçbir katkı yok. Sertleştirici, glikoz hiçbir şey yok. Doğru. Kaç gün dayanıyor böyle olduğu zaman? Hiç elva, acı baba daha büyüğümdür, daha iyi bilir. Hiçbir şey olmaz. Kapalı dursun. Bir sene. Bozulmaz. Bir sene kalır değil mi? Tabii, doğal çünkü. Katkı hiç yok. Mis gibi. Bir yıl boyunca yiyebileceğiniz bir helva. Harika. Afiyet olsun. Sevgili izleyenler, Tarihi Kayhan Çarşısı'nda esnaf sohbetlerimiz devam ediyor. Buyurun. Kayhan. Kayıhan, evet. Ama tabelada Kayhan yazıyor. Gel gör ki işte bunu bu kadar dert etmiyor burada yaşayan insanlar. Bu mahallede doğup büyüyen esnaflarımız var. Çok üzgünüm. Tabelasına Kayhan veya Kayhan yazıyor. Neden Kayıhan? Neden Kayıhan? Buraya, bu mahalleye kayı boyundan gelen insanlar yerleşip Bursa'ya el sanatlarıyla katma değer kazandırmış. Ve bu bölgeye de isimleri verilmiş. Kayıhan. Kayıhan burası evet, yani. Evet, Kayıhan. Neden? Kayı boyundan gelen insanların yerleşerek hayatını idame ettirip ve Bursa'ya katma değer kazandırmışlar. El sanatlarıyla Bursa'ya katkıda bulunmuşlar. İsim neydi ustam? Mehmet Sağlam. Mehmet hocam çok teşekkürler. Çok sağ olasın bu bilgi için. Vallahi yanlışa döndük. Sevgili izleyenler, Tarihi Kayıhan Çarşısı'nda esnaf sohbetlerimiz devam ediyor. Sevgili izleyenler, size unutulmaya yüz tutmuş meslekleri göstermeye devam ediyoruz. Şu anda bir saraçhanedeyiz aslında. Saraçhane atların koşumu için yapılan tüm şeyler burada. O eski at arabaları için, hani atların koşturabilmek için yapılan saraçlar burada yapılıyor. Ustam da neredeyse Bursa'daki artık son ustası. Ustam artık sözü size bırakayım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Ben Saraç Mehmet. Saraç Mehmet. Soy ismi Muş. Mehmet Muş da isim olarak meslek icabı Saraç Mehmet diyor yani. Seni Bursa'da Saraç Mehmet diye mi tanırlar? Evet. Ustacığım anlat ne iş yapıyorsunuz? Yaptığınız işi birazcık anlatır mısın? Meslek de bir tarihi meslektir bu. Peki
Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Saraç Mehmet abi? Benden önce babam vardı. Tabii aşağı yukarı 40 seneye yakın ben bu işi yapıyorum. Benden önce babam vardı aşağı yukarı 80'e yakın. O da 60 sene falan. Ona kim öğretmiş? Onun da dedesi mi? Hayır, o dedesi değil. Dede mesleği değil bizim. Bu babam kendi kendine öğrenmiş köyde. Köyde kendi kendine öğrenmiş, sana da öğretti. Evet. Peki biz para kazanabiliyor musun Mehmet abi ya? Eskiden biraz kazanıyorduk ama şimdi tabii eski işler olmadığı için ancak işte. Tabii faytonculuk da çok kalmadı. Tabii. Kendi geçiniyoruz yani, çok şükür elhamdülillah yani. Peki çırak yetişmiyor mu? İşler istiyorlar bizim böyle istediğimiz mesleğimiz. Biraz kirli meslek yani gördüğünüz gibi. Ya olur mu kirli meslek? El emeği, göz nuru, alın teridir bu meslek. Yani evet birazcık zor, zorlukları var ama her işinde bir zorluğu olacak. Kesinlikle tam el emeğiyle yapılan bir iş, arın teri yani. %100 yani. O zaman ustacığım seni gördüğümüze çok sevindik. Sana kolay gelsin. Sevgili izleyenler, eğer faytonunuz, atınız veya at arabanız varsa koşum takımı için Mehmet amcam hala ayakta ve burada Bursa'da yapıyor. Kolay gelsin, hayırlı işler. Evet, teşekkür görüşürüz. Ederim, çok sağ olun. Sağ olasın Saraç Mehmet abi. Görüşürüz. Sevgili izleyenler, tarihi Kayan Çarşısı'nı gezdik dolaştık. Birazcık da acıktık. Sırada ne var? Sırada mis gibi Bursa kebabı var. Bursa'ya gelmişken İskender kebap yemeden de olmaz diyoruz. Nerede mi yiyeceğiz? Hemen arkamdaki o tarihi hamamda. Evet, yanlış duymadınız. Orası eskiden bir hamamdı. Ancak Büyükşehir oraya da el attı ve mis gibi bir tesis yaptı. Hadi içeride Bursa kebabı nasıl yapılırmış hep beraber öğrenelim, ardından yiyelim. Sevgili izleyenler, artık o mükemmel an geldi. Bursa'da Bursa kebabı yenir dedik. Ustasına geldik. Ustam bize şimdi bu püf noktasını anlatacak. Bu lezzetin nasıl piştiğini, ustamın nasıl böyle zayıf olduğunu size birazdan tek tek anlatacağım. Ustacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Ben Ahmet Usta. Ahmet Ustacığım yaş kaç? Yaş 43. Kaç yıldır ustalık yapıyorsun, kebap ustalığı? 30'dan bu yana yapıyoruz yani, mesleğin içindeyiz. 13 yaşında mı başladın ustam evet, ya? Evet, çıraklıkla başlıyoruz, kalfalık ve ustalık olarak geliyoruz. Şimdi artık diyorsun ustalık dönemindeyiz. Yani. Peki ustalık dönemi yapıyoruz. Ne zamandan beri böyle döner kesiyorsun? Ne zamandan beri? 25 yıldan beri döner kesiyorum. 25 yıldan beri döner kesiyorsun. Evet. Peki şimdi bir şey sormak istiyorum tabii, usta. Buyurun. Şimdi Bursa'da döner hep böyle yuvarlak. Evet. İstanbul'da ve Ankara'da ise kare şeklinde kesiliyor. Bir özel anlamı var mı onun? Şimdi Bursa'nın doğduğu yer dönerin olduğu yer. Döner Bursa'da doğdu. İstanbul ve Ankara'da diğer onlar farklı şekilde. Yani merkezi Bursa olduğu için yuvarlak burada kesim. Ama İstanbul, Ankara'da kare kesimler farklı. O niye kişi, kare? Niye kare? Kebabı daha hızlı ve çabuk etlemek amacıyla ve kebabın üstünü çabuk kapatmak amacıyla. O kare kesim. O nedenle sizinki yuvarlak, düzgün kesiliyor. Evet, evet. Peki ustam, herhalde Bursa'daki dönerinde bir farkı var. Tabii, biraz tabii. Sizdeki kıyma olanı daha yüksek herhalde değil tabii mi? Tabii ki bizde %50 kıyma, %50 et. Niye böyle oluyor usta? Niye böyle? Daha yumuşak olması için, daha sert olmaması için. Çünkü biz, sonuçta bu kebap olacak, üzerine tabii, sos geliyor. Tabii, yumuşaması tabii. İçin kıyma şart. Tabii mutlaka şart. Diğer türlü sade et olursa terbiye yapmak zorundayız. Kıymayla olduğu zaman daha yumuşak düşüyor etimiz. O ne güzel. Evet. Odunlarımızın bir özelliği var mı arkadaki kömürlerin? Tabii meşe odunudur, yanmış kömür. Gazı veya olmadığı için onlar daha sağlıklı.
Daha sağlıklı. Tabii. Şimdi yanlış sevgili izleyenler, sol tarafın piştiği. Ben birazcık ustayla yer değiştireyim. Şöyle bu tarafa doğru konuşayım da burası pişsin usta. Evet. Burayı da alırsın aynen, böyle. Aynen. Ya çok sıcak burası usta. Evet, biraz sıcak. İşimiz bu. Sıcağı seviyoruz ve şimdi de seviyoruz. Sıcağı seviyorsunuz. Bu sıcaklık sizin samimiyetinize de yansımış. Çok sıcak bir sohbet oldu. Eksik olmayın, sağ olun. Sizler peki de öylesiniz. Sen şimdi burada verelim sana bakalım. Sen bir tadına bak bakalım burada. Allah bir tadına bakayım ben usta. Nasıl olacak? Şöyle verelim. Nasıl bakalım? Beklenen tat var mı yok mu? Veya Bursa'ya yakışır mı bu lezzet? Mustafa ben anlamadım, bir tane daha verir misin? Tabii tabii, ne demek? Sevgili izleyenler, sizin için tadına bakıyorum. Ben az öncekinden bir şey anlamadım. He anlamadım. Ben bir Ustam, biri yer biri bakar. Gamet bundan kopar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Şimdi çocuklar da hani bana hani bana der gibi bakıyor. Umut. Umut sen Bursalısın. Özlemişsindir İskender'i, buyur. Muhsin abi. Ustam ver Muhsin abime de. Ver Muhsin abime de. Evet. Oh, afiyet olsun. Muhsin abi biraz cool'dur, böyle yavaş yavaş yer. Onu da çekmeyi unutma Umut'cum. Tabi hijyen dedik kafamızda da. Gördüğünüz gibi kafamızda da şeyimiz var. Güzel güzel duruyor kepimizde. Buyurun. Şöyle ellerimizi silerim. Evet, peki ben de yapabilir miyim ustam bunu? Tabii denemekte fayda var. Yani kesmeyi öğret bak. Tabii, tabii. Erzurum'a gittim ustacığım, biliyor musun? Evet. Erzurum'da harika cağ kebabı kestim. Kestin. Yani o cağ eti yerleştirdim. Şunu da öğret de bari bunu da bileyim tabii, diyeyim. Ne demek? Arsik tamam yapayım diğer gurmelere. Değil mi? Evet. Tabii olsun. Döner kesen, cağ yapan, Antep yapan daha ne olsun? Değil mi? Daha ne olsun? O zaman pit noktasını öğret ustam bana. Şimdi şöyle bıçağı tutuyorsun. Yere bırakırsak ustacığım elden ele almayalım ne olur mu? Düşman mı olurmuşuz tamam, öyle bir? Evet. Bıçak elden ele. Öyle bir rivayet var. Evet. Mikrofon sizde ustacığım. Peki. Buyurun. Ben yere yer değişelim. Evet buyurun. Ben pişmeyen tarafımı pişirmiş olurum. Burası pişmedi ya benim. Evet. Şu taraftan yapayım. Şimdi yeni bunu aldık usta. Evet yeni ustamız ya, bıçağı tutuyoruz dayıyoruz. Böyle. Evet. Birazcık bana da mikrofonu yanaştır. Sen de evet. Şimdi ne yapıyoruz usta? Böyle mi kesiyorum yoksa böyle mi keseceğim? Dik tutuyordum. Böyle, bu evet. Aşağı yukarı çekiyorsun. Evet. Ama biraz daha gayret göstermek, biraz daha uzun çek bıçağı. Daha mı uzun çekeyim? Tabii, şöyle mi? Tabii. Burada. Evet. Yukarıdan aşağı evet, bak. Vallahi. Evet, bak, 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 bak. Oluyor bak, gayret ettiği oluyor biraz daha. Burada biraz kopardık. Olacak o kadar. Şöyle pişen tarafından ben bakayım ustacığım, değil mi? Aynen. Şurası pişmiş. Evet, evet. Tamam, şöyle, ağzına layık bak. Değil mi burası? Evet. Oluyor mu ustacığım ya? Oluyor, oluyor. Yavaş yavaş olacak. Biraz daha gayret etmek. Biraz da çalışmamız lazım aslında bizim için ama. Ben biraz çalışsam mı usta? Evet. Valla sevgili izleyenler oluyor ha. Şöyle buradan bir tane evet, daha. Evet biraz daha oradan evet. Hiçbir şeyden keselim. Oluyor mu usta? Oluyor. Yavaş yavaş olacak bak. Bir dahaki çekimde daha güzel çekeceksen. Allah. Bir tane daha kesersem. Evet. Vallahi ustacığım bana bu işi öğretmiş olursun. Mesela, ne kadar yeme veriyorsun usta gelirsem şimdi, çalışmaya? Şimdi işine göre daha çok bakalım gayet. Şey demiş, Lokman sana karın tokluğu başka. Sen bütün İskender'i yersin. Bir tane buradan alayım mı ustacığım? Tabii oradan da alın. İnce kesiyorum farkındaysan bak, ustam. Evet evet bak her geçen zaman daha güzel kesiyorsun. Tamam senden çırak olacak. Olacak mı? Evet evet. Ustacığım bayağı oldu ya. Evet bayağı oldu, onu sen yiyebilirsin şimdi. Bir tane de şuradan ben bir tane daha alayım usta. Peki. Diğer çıraklarımıza da ayıp olmasın, onlar da bekliyor sırada. Şimdi bakalım sen nasıl keseceksin, nasıl yapacaksın? Veya yedik kestiğin sana göre lezzetli mi? Ben kendime bayağı buradan bir buçuk döner çıkardım usta. Evet, evet. Şuradan bak burası pişmiş. Şöyle biraz daha ben fazladan fazladan kesiyorum ki kendim yiyeceğim ya sevgili izleyenler. Evet. Şöyle. Bir de şöyle mi alayım usta? Bir de oradan alın. Bitsin diyorsun artık yavaş, bu iş geldi. Yavaş yani aynen aynen. Evet sevgili izleyenler, ustamla etlerimizi kestik. Şimdi İskender, Bursa İskender'i, Bursa kebabı nasıl yapılıyormuş onu evet, öğreneceğiz. Evet, evet. Şu an şu pidemizi oldurduk. Evet. Pidemizi doğrayacağız şimdi. Pidemizi doğradıktan sonra tabağımızı alıyoruz. Evet. Ve tabağımıza yerleştiriyoruz pideleri. Ne yapacağız şimdi? Şimdi yoğurt ve salçası koyacağız. Yanına domates biberini koyacağız. Koyalım orada sosunu. Evet. Şu an yani yoğurdumuzu koyuyoruz. Evet. Ardından? Ardından domates biberimiz, salçamızı koyacağız. Pişirdiğimiz közlediğimiz biberlerimizi koyuyoruz. Evet. Domates, biber.
Artık özel patlıcanları koyuyoruz. Patlıcan. Evet, patlıcan. İstanbul'da patlıcan koymuyorlar pek fazla. İşte bu da Bursa'daki yani. Bursa'ya özgü diyorsun. Evet, Bursa'ya özgü. Bursa'nın farkı olsun yani. Evet, mutlaka. Ana vatanı yani bu kebabın. Evet, evet. O yüzden biraz farkımızı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi kestiğimiz etleri kullanıyoruz. Az önce benim kestiğim torpillerden koy usta. Evet, evet. Az önce senin kestiğin lokma ustanın kestiği etleri kullanıyoruz şu anda. Lokma usta özel bir kebap yapıyoruz bakalım. Kaç gram oluyor aşağı yukarı ustacığım? 120 gram et oluyor üzerinde. 120 gram. Evet. Bir porsiyonu 120 gram et oluyor. Şimdi bir de artık son rütüş mü usta? Son rütüş olacak. Bonfilesi ve tereyağı ve tekrar salçasını vereceğiz. Bu çeşitli bonfileler var üzerine koyacağımız. Bonfile? Evet. Oh. Şu an bonfilelerimizi bu şekilde koyacağımız. Şu şekilde kebabımız hazır durumda. Ama bir şey eksik. Tereyağı ve sosunu. Evet, tereyağını şimdi. Evet. Evet. Yağ sesi duyuyorsunuz. Cos evet. Diye böyle. Gördük. Kebap şahane oldu. O zaman ne diyoruz? Bursa kebap evet. Yemesi sevap. Evet. Şu an gidiyorum artık evet, masaya. Masaya servise gidiyoruz. Benimkimi evet. Duble bir tane daha büyük yap usta. Hay evet. Görüşürüz. Hay lokum. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhabalar. Merhabalar, hoş sizi, geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyalım. Ben Cemalettin Deveci. Döner sofrasının işletme sorumlusuyum. Kayhan Hamam olarak biliyorum. Evet. Tarihi Kayhan Hamamı burası. Evet, hamam olarak çalışmış. 1750'li yıllarda yangın geçiriyor. Yangından sonra maalesef ilgisizliğe bırakılıyor. Keresteci, depo, o tür kullanılmış. Sonra artık yavaş yavaş iyice yıkılma dönemine geçtiğinde Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla restorasyon yapılıyor. Yani burası hamamken döner salonuna dönüyor. Evet. Gerçekten baktığınızda Bursa dediğinde akıllara önce bir Bursa'nın bu güzel kebabı geliyor. Evet. Biz de seviyoruz açıkçası. Bir de üzerine tereyağı gezdirdik mi var ya. Allah Allah sevgili izleyenler. Özellikle hamile olan hanımefendiler, özür diliyorum size. Of. Sesi duydunuz değil mi? Artık hazırız. Artık hazırız. Şöyle çekirdekli üzümden öğütülmüş şıramız. Kebabın yanında olmazsa olmazlardan biri olan şıra. Oh ne güzel. Ben önce şu şeyden başlıyorum. Çok seviyorum özellikle bonfile kısmından. Ben de çok severim ama bu tasası olduğum için. Aa geçmiş olsun. Böyle sizlerin hatırını kıramadığım için. O zaman siz az yiyin daha çok sebze meyveden götürün. Sebzelerden ben onu bitiremediğiniz yerim. Afiyet olsun. Sevgili izleyenler gerçekten bunu bir kere daha öğrendim ki. Bu kebap Bursa'da yenir. Ustam da harika yapmış gerçekten. Eline emeğine sağlık. Daha ilk lokmayı böyle ısırdığınızda et ağzınızda parçalanıyor, kayboluyor. Bulamıyorsunuz ya. O kadar lezzetli ki. Kebaptan sonra da çok güzel Kemalpaşa tatlısı. Vallahi ben önce bir İskender'imi yiyeyim. Şurada çok güzel duruyor Kemal. Kemalpaşa tatlısını kim yapıyor? Onu da biz kendimiz yapıyoruz ama ham madde olarak. Yani burada hazırlanma olayı yok. Kemalpaşa'da. Marka yerinden çok güzel, kaliteli bir şekilde geliyor. Her gün sabah gelir. Sabah geldiği gibi de biz hemen ocağa duruyoruz. Bu öyle raf ömrü olan tatlılardan değil. Günlük. Evet, dışarıda ikinci günden sonra mutlaka... Bitmesi gerekiyor. Bu iki günlük ömrü vardır. Böyle bir tatlı. Bu da orijinal çok güzel bir tatlımızdır. Bursa'ya özgü bir şeydir. Ben İskender'i yiyeyim sonra Kemalpaşa tatlısından muhakkak yiyeceğim ama şu anda... İçimden şarkılar söylüyorum, halay çekiyorum. Ben yiyorum bir yandan, siz de ufak ufak eşlik edebilirsiniz. Patlıcan yiyin. Sevgili izleyenler, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da yediğim
Bu kebapta yine de patlıcan olmuyor. Ama şunu da söyleyelim, patlıcan ete çok yakışıyor. Yani bu etle patlıcan inanılmaz bir bütünlük oluşturuyor. Siz de bundan sonra gittiğiniz yerlerde eğer varsa patlıcan ezmesinden muhakkak isteyin. Ete çok yakışan bir lezzet. Şöyle birazcık da ondan alıp yediğinizde efsane oluyor. Gerçekten çok yedim ama şu güzel tatlının da tadına bakmadan geçemeyeceğim. Şöyle alalım. Çok güzel. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz genelde çok tatlı yememeye çalışıyorum. Ustam bakın bu hastasıymış çok et yemekten. Yememesi gerekiyor. Benim de tatlı yemem gerekiyor. Çünkü benim de ufaktan bir şeker hastalığım var. Ama bu Kemal Paşa tatlısını o kadar çok anlattık ki müdürüm. Bir tane tadına bakacağım. Şöyle bir parça alayım. Üzerine de birazcık. Tabii olmazsa olmaz fındığımızdan da. Ceviz. Pardon, ceviz mi o? Ceviz. Bir an fındık sandım da orduluyum ya eş tarafından. O nedenle aklım fındığa gitti. Söylemişler. Evet, söylemişler. Daha evlenmediniz. Siz evlenmişsiniz, tamam artık ordulusunuz. Eş tarafından orduluyum ben. Direkt fındık olarak gördüm işte. Görüyorsunuz nasıl benimsediysem. Çok güzel bir şey. Tadına bakıyorum şimdi. Mükemmel Ustam. Elinize yüreğinize sağlık. Afiyet olsun. Sevgili izleyenler, artık programımızın sonuna geldik. Gerçekten eğer Bursa'ya gelirseniz o hanlarını, hamamlarını, camilerini, külliyelerini muhakkak gezin. Gez gez bitmiyor çünkü Bursa. Ve ardından acıkırsanız muhakkak benim gibi o nefis Bursa kebabından muhakkak tadın, pişman olmayacaksınız. Bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın.